Kerem çok teşekkürler. Dolmabahçe'den bizler de mutlu akşamlar yayınlar dilerim. İstanbul'da serin bir hava var. Onu özellikle belirterek bağlantımıza başlayalım. Bulutlu fakat serin bir hava var. Şu an için hava sıcaklığının yaklaşık 10-11 derece civarında olduğunu aktaralım. Maç saatinde sıcaklığın daha da düşmesini bekliyoruz. Maça gelecek olan futbol severlere de biraz daha sıkı ve kalın giyinmeleri yönünde ufak bir tavsiyede bulunmuş olalım. Liderin 32 puan gerisinde Beşiktaş ve Süper Lig'de artık an itibariyle siyah beyazın herhangi bir şampiyonluk iddiası bulunmuyor. Son iki inelik maçında hem Galatasaray hem Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarından siyah beyazlar mağlubiyetle ayrılmıştı. Taraftarlar ve camia tabii ki bu arka arkaya gelen kötü sonuçlarla beraber siyah beyazlarda morallerin camialara bozuk olduğunu söylemek yanlış olmaz. Giderek artan bir baskı var Fernando Santos'un da üzerinde. Bu akşam Antalya Spor'u mağlup ederek Beşiktaş Lig'de bir çıkış yakalamayı, Fernando Santos da bir anlamda bir derin bir nefes almayı hedefliyor elbette. Siyah beyazların yine eksik sayısının oldukça fazla olduğu bir maç haftası, bir maç günü olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Beşiktaş'ta 3 isim kart cezalısı olduğu için bu akşam Antalya Spor'a karşı forma giyemeyecek. Kaptan Necip Uysal, Artur Masuaku ve Raşit Gezal bugün Antalya Spor maçı kadrosunda yoklar. Sakatlıkları bulunan El Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Alex Oxey, Chamberlain gibi, Emrecan Uzunan gibi ve tabii statü gereği Namira Camitovic de bugün Beşiktaş'ın bir diğer önemli eksiği olacak. Nasıl bir peki kadro bekliyoruz Fernando Santos'tan? Hem arka arkaya gelen bu iki mağlubiyet, hem bireysel anlamdaki kötü performanslar, hem sakat ve cezaların olması bugün Fernando Santos'un elinde bir anlamda zorlaştıran durumlar bunlar. Bugün nasıl bir tercih bekliyoruz Portekizli hocadan? Kalede yine Mert'i göreceğiz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında bugün Onur'un yerine Svensson'un görev almasını bekliyoruz. Solda Bahtiyar Zaynutdinov, merkezde Joe Worrell'la beraber Omar Colley ikilisi, ki Colley Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında cezalı olduğu için forma giyememişti. O da bir maçlık aranın ardından bugün tekrardan formasına kavuşacak. Orta alanda Daniel Amartey ve Jason Fernandez ikilisini bekliyoruz. Hücumunsa sağ tarafında Milot Rashica, sol tarafında Cenk Tosun, merkezde biraz daha rakip kaleye yakın Ernest Muçi, en uçta ise geçtiğimiz günlerde kariyerinde ilk kez amirli futbol takımı aday kadrosuna çağrılan Semih Kılıçsoy'un bugün yine Fernando Santos'un Antalya Spor karşısında en önemli kozlarından biri olmasını bekliyoruz. Konuk ekip bir tek sen Antalya Spor'sa son 7 Süper Lig maçında yalnızca bir kez kazanabildi. Sergen Yalçın ve öğrencileri Süper Lig'de 38 puanla 8. basamakta bulunuyorlar. Bu akşam Beşiktaş deplasmanından onlar da iyi bir skorla ayrılarak ligde son ana kadar aslında çok tabii zor bir ihtimal belki ama Avrupa Kupaları iddiasını Antalya Spor tarafı, Antalya Spor camiası da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra elbette Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarı da bugün uzun bir aradan sonra tekrar kavuşacak diyebiliriz. Bu akşam Sergen Hoca uzun bir aradan sonra Beşiktaş'a Antalya Spor'un başında teknik direktör olarak tekrar rakip olacak ve Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarının karşısına çıkacak. Bu anlamda özellikle Fernando Santos göreve gelmeden önce Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında adı geçen isimlerden birisi de kuşkusuz Sergen Yalçın'dı o dönem için, ama bugün Sergen Hoca da efsanesi olduğu Beşiktaş kulübüne, Beşiktaş camiasına bu kez Antalya Spor'un başında rakip olarak tekrar Dolmabahçe'ye gelecek. Antalya Spor cephesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Güray Vural'ın durumu maç saatinde belli olacak. Bunun yanı sıra Sergen Hoca'nın sahasında biraz daha çok da fazla seçeneği olmadığı için idealleşmiş 11'ini bu akşam yine tercih etmesini bekliyoruz. Kalede Helton Leite olacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Bünyamin, sol tarafında Erdoğan, savunmanın merkezinde Veysel'le beraber Bahadır'ın görev almasını bekliyoruz. Önlerinde ise 6 numara mevkiinde bugün Kaluzinski'yi göreceğiz. Hücumun sağ tarafında Fande Şitrek, sol tarafında Sam Larsson, merkezde Çariç'le beraber Safuri, en uçta ise Adam Buksa 11 ile Antalya Spor'un Beşiktaş deplasmanında sahne almasını bekliyoruz. Soğuk bir hava olduğunu bağlantının başında da söylemiştim ama futbol için elverişli bir hava olduğunu da ifade edelim. Bu akşam şu ana kadar gelen rakamlar kombine biletlerle beraber yaklaşık 33 bin civarında bilet satışının gerçekleştiği yönünde. Bu akşam saat 20.30'da Beşiktaş Antalya Spor'u konuk edecek. Biz yine ilerleyen saatlerde ekip arkadaşım Ege Oral'la beraber Beşiktaş Antalya Spor maçı için tüm detayları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz. Dipucu tekrardan size bırakalım Kerem. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a aktardıkları için. Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi şüphesiz ki ilgi çekici bir karşılaşma. Biraz Sergen Hoca'nın varlığı da, Antalya Spor Kulübesi'ndeki varlığı da bu duruma yardımcı oluyor. Ankara Gücü Başakşehir mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. Alanya Spor'un ise Kayseri Spor'u tek golle mağlup ettiğini belirtelim. Akdeniz ekibi 90+10'da Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle
3 puana uzandı. Ligde kalma mücadelesinden de artık biraz sıyrılıp yukarıya doğru yanaşma fırsatını da Fatih Tekke'nin takımı oluşturmuş oldu. Beşiktaş üstüne konuşacağız ama bugün oynanan ve biten karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerinizi merak ediyorum hocam. Alanya Spor Kayseri Spor'u 1-0 ile geçti. Fatih Tekke'nin ve takımının yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi beni alıcı gözle Alanya Spor'u Fenerbahçe maçında şey yaptım, izledim. Baktım maç tempolarına, koşu mesafelerine falan müthiş bir takım, bana göre müthiş bir takım. Hatta Alanyalı dostlarımızla konuşurken işte burada biraz tedirginlik var falan filan diyorlardı. Ya ne tedirginliği dedim ya. Bu takım dedim var ya, bana göre çok iyi bir takım. Çünkü maçtan evvel de Fatih Tekke takımdan pek memnun değildi. İşte biraz sıkıntılar var, şu var, bu var, işte eksiklerimiz var falan diyordu. Hayret etmiştim. Maçtan sonra da baktım zaten iyiye doğru gideceği belli. Yani takım iyi, kadro iyi, futbolcular iyi. Onun için ben böyle bir şey çıkışı bekliyordum yani. Hiç yadırgamadım. Daha evvel çıkabilirdi. Ama niye böyle bir karamsarlık vardı takımın üzerinde, hocada, şeyde, camiada anlamış değilim yani. Onun için de bana şey gelmedi hiç. Yani normal geldi. Sürpriz değil. Sürpriz değil. Sürpriz değil. Olması gereken buydu. Kayseri Spor da fena değil. Ona da baktığım zaman, onda da futbolculara bakıyorum. Kalitelerine bakıyorum, koşu mesafelerine, mücadelelerine. Kayseri Spor da bir yönde yani iyi bir takımdı. Demek denk bir takım. Yani baktığın zaman demek 90+10. Ya bu Oğuz da bana göre çok iyi bir futbolcu, çok süratli bir futbolcu. Ben bunu nereden geldi falan bilmiyorum ne falan ama. Buca'dan geldi hocam. Vallahi Hollanda altyapı. Öyle mi? Bravo. Evet. Yani bir şeyi var çocuğun. Çok süratli. İlk Sivasspor maçında dikkatimi çekmişti. Sivas'ın kaptanı sol beki böyle tren gibi geçti falan filan. Yani Allah Allah, kim bu falan diyordum. Bravo, iyi bir çocuk. Ya şey, iyi iki tane takım oynamış. Normalinde ikisi de denk yani. Baktığım zaman mücadelelerine, koşu mesafelerine falan, bunlar çok önemli tabii. Futbolcuların kalitelerine bir o şeyde beraberlikle bitecek bir maç görüntüsü var. Kayseri Spor'u da beğeniyorum bu açıdan. Yani o da yukarılara çıkarsa hiç şaşırmam. Ama tabii ki şeyde camia önemli, moral önemli. Şimdi bir de böyle ters gittiği zaman biliyor musun, bir daha düzelme de olmaz. Onun için de toparlayacak birileri lazım. İki takım da ben kutluyorum yani, iyi şeyler yapıyorlar. Fatih Tekke'yi nasıl bir gelecek bekliyor Kartal Yiğit? Valla bence geleceği Trabzonspor. Bana öyle geliyor. Yani bu şekilde devam ederse. Şimdi Alanya Spor'a gelmeden hakikaten Alanya Spor'u eski günlerini arayan bir görüntüdeydi. Yani kadro olarak daha zayıf, elindeki önemli oyuncularını kaptırmış. Ama buna rağmen Fatih Hoca geldikten sonra inanılmaz bir dirençle rakiplerine karşı direnç göstermeye başladılar. Şimdi bakıldığı zaman Fatih Hoca ilk gelişinden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadı. Yani yaşamadı değil. Kolay da değildi zaten. Özellikle 2-3 hafta istediği sonuçları alamadı. Ama daha sonrası, şimdi son haftalara bakıyoruz. Bir çıkış yakaladılar. Fatih Tekke'nin gelişinden önce Alanya Spor'un da